Arkadaşlar selamünaleyküm. En son ben kuşları götürüp yeni kuş getirmiştim arkadaşlar. O kuşu da alıştırmadık. Şey yaptım. Kuşu koydum ev alışsın diye. Odaya falan alışsın diye. Kuş da yemek yiyor. Neyse yesin. Kuşumuz burada arkadaşlar. Flaş kapatacağım. Zaten şey üstüne bir açalım. Hiç açmadık. Akşam şu anda zaten. Arkadaşlar şimdi kuşun üstünü açtık. Örtünü de böyle sardık ısınsın örtü de diye. Adını koydum arkadaşlar da adını söylemeyeceğim. Niye söylemeyeceğim? Yani söylemek istemiyorum açıkçası. Şöyle yakından size de göstereyim ki. Tam da yemek yiyordu. Salonum da yemek yiyordu. Arkadaşlar öbür kuşları bırakmamın nedeni şu an sakin sakin de size sohbet edebiliyorum açıkçası. Öbür kuşları çok büyüktü, bu kafesteydi. Bu kafeste boşa çıktı bunu. Yani bir arkadaş istedi, o arkadaş almazsa ya ileriki zamanlarda bu kafesin içini güzelce yanlarını kapatacağım. Buraya Hint bülbülü gelebilir. Ya da bu kafes satılabilir ya da boşta durabilir. Ama galiba satılmazsa falan Hint bülbülü gelebilir, gelmeyebilir. Akvaryum da alabilirim. Bu kuşu eğitmeye çalışacağım iyicene, güzelcene. Bu kuşu bana alıştırmaya çalışacağım ama bakalım. Zor bir tık. Hiç alıştırmadım bu arada. İlk deneyimim. Gel. Gel. Uş. Uş. Bu arada kuşu 2-3 gün önceden beri seviyorum her gün. Böyle. Kuş zaten küçük olduğu için tepki çok vermiyor. Yanında kimse de yok ya. Kendini de sevdiriyor zaten. Ama orada olmasaydı. Kuşu böyle aralıklı da seviyorum. Elimin zarar gelmeyeceğini anlasın diye arkadaşlar. Böyle aşama aşama size videolarını atacağım. En az haftada 4 olabilir. 4 gün olabilir böyle. 10 dakika 10 dakika atabilirim. Bu videomuz bir tık uzun olabilir. Kuşu eve getirdiğim videosunu ayrı mı koyarım? Yok, bu videonun şeyine başına koyarım. Kuşu eve getirdim ve de birinci günü alıştırması diye. Ama birinci günü değil tabi. Birinci alıştırması diye koyarım. Sonra 2-3 üçüncü video falan olarak gelir. Ne zaman alışırsa artık o zaman bu da sona erer. Gel. Ve kendini ne güzel sevdiriyor. Ne oldu ne oldu ne oldu? Ne oldu ne oldu ne oldu? Hadi gel. Gel seni seveyim. Gel, gel. Uyuş. Kafasının üstünü sevdirtmiyor. Elinizi kuştan yukarı koyarsanız arkadaşlar direkt şey yapıyor, çekiliyor. Bu arada kum da koydum da bunlar kedi gibi kuma sıçıyor. Bakın. Kumunu da göstereyim. Kuma sıçmış. Kalamar kemiğini koymadım da. Yani kum var. Kalamar kemiğine de şu an bir tık ihtiyaç yok. Biraz şey olsun. Zaman geçsin, kalamar kemiğini de koyarız. Ama ilk önce kuşu yiyeceğine bizi alıştırmamız lazım. O pisliği de artık bir kağıt parçası falan onun içinden alırız. Azıcık alışsın bize. Şimdi alırsak kuş şey yerine yatır gelebilir. Gir 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 gir. Elimizi soktum, en azından kaçmıyor artık. İlk geldiğinde şey yapıyordu da korkuyordu bayağı da. Şimdi kaçmıyor. Kafasını ellesem direkt kaçar ama. Ya. Bak direkt çekiliyor. Kafasını elleyemiyoruz. Ha, kafası mıydı? Ya kafanı eğiyorsun. Kafanı sevmek istiyorum. Kafanı sevdirtmiyorsun. Yaptığın gerçekten ayıp. Bu arada yemini de yeni koyduk da. Şöyle bir flash açalım kuş korkmasın. Yemine doğru bir bak. Yemi gözükmüyor. Flaşı bir kapayayım. Böyle daha gözüküyormuş. Işık yanıyor zaten gördüğünüz gibi. Her gün de yanmıyor ama. Gün ışığıyla sadece buradan camdan gün ışığı geliyor. Petek sıcak oluyor. Bazen kapıyı açıyorlar. Kapıyı açtıkları için de bu sandalyeyi buraya koyuyorum.
Kıyafetleri de üstüne koyuyorum, buradan soğuk gelmesin. Üstünde zaten şunu kapatıyorum. Ev bir tık soğuk olduğu için, kuş da yavru olduğu için şey yapmak istemiyorum açıkçası. Tüy dökümüne falan girerse çok kötü olur. Kuş için hasta olur. Yani tüy dökümüne girerim bilmiyorum. Niye? Tüy dökümüne ne zaman giriyor onu da bilmiyorum. Ama kuş sağlıklı duruyor. Yani he. Bir nedene daha geleyim. Hastayım. 3 günde raporum vardı zaten. 2 gündür okula gidiyorum. Kuşa da pek ellemek istemem. Garip, bildiğiniz gibi bulaşıcı kuşlar için. O yüzden pek ellemedim açıkçası. Pek elleyemedim daha doğrusu. Kendini kaşıyor şu an. Bunun da suyunu normal su koydum. Kumunadan bir tane kum markası vardı, adını bilmiyorum. Yem bir de normal yem. Vitaminli yem. Böyle kaliteli bir yem. Tül çubuğunu, ay çubuk yani, normal çubuğunu tahta aldım çünkü ayak mantarı yapabilir. Yani ayak mantarı değil, direkt mantar yapabilir plastik alırsak. O yüzden plastiğe karşıyım. Altında gazete var normal. Tüllüğü var. Başka bir şey de yok. İleriki zamanlarda bize alıştıktan sonra belki bu kafese de gelebilir o kuş. Ama kafesinde biraz alıştırmak için de açıkçası buraya koydum. Büyük kafese koyarsam elimi sokmak, çıkarmak sıkıntı olur. Böyle küçük kafesler daha iyi. Kapağını da gördüğünüz gibi açtım. Niye açtım ben de bilmiyorum açıkçası. Kapatsam daha mı iyiydi? Ama özgürlüğünü hissetsin diye. Gel. Gel. Uçuk. Gel. Uş uş uş. Durduğu yer kötü ya. Öbür tarafta olsaydı daha iyiydi. Kuş aşağıda kalıyor. Arkadaşlar şimdi ne mi yapacağım? Herhalde ben bir 2-3 videoyu böyle bu şekilde şey yaparım. Böyle kuşu severim, güvencini kazanırım. Elimden bir zarar gelmeyeceğini anlar. Ondan sonra bu arada koltuk gıcırdadı. Ondan sonra koltuk gıcırıyor. Arkadaşlar 2-3 gün elimde böyle bir zarar gelmeyeceğini anlar işte. Ondan sonra elimi ayağına doğru uzatmaya başlarım. Şey olsun diye, elime gelsin artık diye. Onunla alıştıktan sonra 1-2 günde öyle yaparım. Sonra yavaş yavaş da alışır artık bize. Pek kaçacağını falan zannetmiyorum alıştıktan sonra. İlla ki kaçar ama alıştıktan sonra bakalım. Arkadaşlar odayı salmak istemiyorum. Neden mi? Çünkü şu dolabın arkası var ya, bomboş. Eğer ki o dolabın arkasına düşerse mefta olur. Direkt ölür. Bomboş çekebileceğim bir dolap da değil. İçi komple dolu arkadaşlar. Komple dolu. O yüzden kötü. Koltuk gıcırıyor. Birazcık daha seveyim ki. Bak hiç kaçmıyor geri falan. Beş tipi bak. Nerede, kafanı seveyim mi? Ama kafana indiriyorsun. Kafanı sevmeye çalışıyorum. Kafanı çekiyorum. Olmaz ki, ayıp ya. Yemiyor. Yemiyor. Tam da yemini yerken denk geldi videoda. Arkadaşlar hala yemek yiyor. Gel. Gel. Yemek mi yani öyle? Gel. Gel azıcık daha seveyim de videomuzu kapatalım. Gel. Uş uş. Kafasına elimi koyduğum anda çekiyor. Kafasına da o yüzden koymak istemiyorum. Böyle aşağıya doğru, göbeğine doğru şey yaparsam bir şey yapmıyor ama. Bak kafasına koyayım mı? Ama direkt çekecek, boşa gidecek. Bak direkt çekiyor. Daha kafasına götürmeden çekiyor. Neyse arkadaşlar, bu videomuz da bu kadar olsun. Son bir kere şöyle size bir göstereyim uzaktan. Bak poz da veriyor ya. Tipe bak senin de.
Ve şöyle bir poz da alalım. Tamamdır. Pozunu da aldık. Arkadaşlar. Şöyle kuşla göstereyim. Bu videomuz buraya kadar. Allah'a emanetsiniz. Kuş hakkında bilgi vermek isteyenler yoruma gelebilir. İşte şöyle bir kere daha göstereyim. Bak şey bak. Aa, video bitti. Kuş yukarı çıktı. Nasıl olacak? Bir kere daha kapatmadan. Gel. 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 Nereye gidiyorsun? Gel gel. Gel bak bir şey yok. Gel bir şey yok. Uş. Gel parmağıma gel. Neyse arkadaşlar, bu videomuzda buraya kadar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere de. Bay bay. Kuşumuzun da şöyle kapağını kapatalım. Şöyle güzelce önüne çekelim. Arkadaşlar şöyle üstünü de güzelce örttük. Şöylece ne. Kuşumuzu gördüğünüz gibi. Burada. İçeri bayağı aslında ışık var da böyle yaptım gözükmüyor. Bakın böyle iyi gözüküyor. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben de ayağa kalktım artık. Videonun sonuna geldim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve de bay bay.